Dudağının arasında. Gider misin? Sen Erdoğan olsan bu şartlarda, bu şeyde anketler seni böyle gösterirken gider misin? İşte Gitmez. kendisi de gitmiyor zaten. Yeni anayasa hazırlıklarıyla bir kez daha aday olmanın arayışında. Tabii. Ama erken seçim ben olacağını zannetmiyorum. Tarifi yok Peki zaten. abi. Ağzına sağlık. Teşekkür Eyvallah. ederim. Zihni sinir ülkeyi güzel tarif ettin abi. Bülent abi. Mübadeleden sonra ne oldu? Öyle sorayım. Mübadelenin son günlerinde insanlara dediler ki bazıları işte eşyalarını, denklerini topladı, gemilere yükledi geldi. Bir kısmına da dediler ki yarın gidiyorsunuz. Bir bavul götürme hakkınız var. Yüz binlerce insan bunu yaşadı. Bu bir bavula hasretini mi koyacak, aşklarını mı koyacak, sevdalarını mı, özlemlerini mi, türkülerini mi, neyi koyup götürecek? Bir katkı sunabilir misiniz? Konuştukça aklıma geldi abi. Ben Mardin Nusaybin'de büyüdüm. Üniversiteyi kazanıp oradan ayrıldım. 77 tevellüdüm, doğumluyum. 94 yılında Kocaeli Üniversitesi'ni kazandım. Nusaybin'in başka bir çehresi vardı benim çocukluğumda. Fakat o Allah'ın belası Hendek olaylarından sonra Nusaybin yerle yeksan oldu resmen. Bir yanlış hatırlamıyorsam Mor Yakup Kilisesi. Gelirsiniz. Biliyorum. Bitişinde de Zeynel Abidin Camisi var. İkisi de bitişik yan yana. Hatta orayla ilgili de şöyle söylenir. Yanlış hatırlamıyorsam telaffuzum eksikse kusura bakmayın. Mor Yakup der ki beni ziyaret edin Zeynel Abidin de ziyaret etsin der. Nusaybin özelinde sadece orası kaldı diyebilirim. Hepsi yerle yeksan edildi. Ve çocukluğuma dair, gençliğime dair bütün anılarım silindi. Şimdi bir de sizin bu tarifinizle burada yaşayan insana diyorsunuz ki yarın gidiyorsunuz. Ya bunun acısını tarif etmek çok nakıs kalır. Yani Tabii. yaşayanlara sormak lazım. Buyursunlar. Ve bu insanlar gittikleri ülkelerde uyum sorunlarıyla beraber hep dışlandılar. Türkiye'ye gelenler de aynı şekilde gavur diye geldi diye. Onlar da Türk diye dışlandılar, Türk doğumu diye dışlandılar ve o ülkenin ötekisi oldular. Bu sancılar her iki tarafta da ekonominin aşılması. Çünkü bir de mübadelede her iki tarafın en önemli sorunu gelen insanları doyurabilmek, yaşatabilmek. Yine de o günün şartlarında Türkiye biraz daha şanslıydı. Çünkü gelen insan sayısı daha azdı. Mübadelede rakamsal değerler aynı mıydı abi? Yani Yunan tarafından Değil, değildi peki. değildi. 1 milyondan fazla insanın yer değiştirmesi söz konusu. Aslında çok daha fazla. Çünkü 1 milyondan fazla insan Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir arada yaşama imkanı kalmadığını düşünerek zaten gittiler. Onlar da mübadil sayıldılar. Yani onlar en yakın Yunan adasından veya karadan veya demir yoluyla Türkiye'yi terk ettiler. Mübadele anlaşması kalanlar için yapıldı. O zaman Venizelos başbakan olduğunda Helen nüfusu veya Ortodoks inancındaki nüfustan yararlanmak istedi. Türkiye'de onları göndermekten bir fayda bekledi. Fakat bunlar her iki ülke için de beklenen faydaları sağlamadı. Türkiye bir defa zanaatkar olan tarımın, köylünün sorunlarını çözen sanatkarlarını kaybetti. Onlar çoğu Ermeniydiler, Rumdular. Hatta bazı en çok romanlarda filan tasvir edilen konu atın nalını çakacak usta kalmadı diye tarif edilir romanlarda, Yaşar Kemal'in romanlarında bile. Böyle bir sonucu oldu. Türkiye'den gidenler, hani hocamızın şeyi ama orada Rembetiko diye bir müziği var ettiler. Rembetiko müziği Anadolu'da göç eden insanların orada mırıldandığı, dile getirdiği bir müzik.
Onlar çok daha zor şartlarda yaşadılar. Türkiye'ye gelenlere getirdikleri tapu belgelerinin bir kısmını verip onlara bir hayat hakkı tanındı. Ama özellikle son dakikada Türkiye'den gönderilenler çok büyük acılar yaşadılar. Bu acılı süreç bir yaklaşık 10 yıl kadar sürdü. Bu süreçte işte ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunlarla ilgili bakanlıklar oldu. Türkiye için mübadele 1937 yılına kadar devam etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15. yıl kitabındaki o bir resmi gazete gibidir. Çünkü tek parti, tek devlet onun yayınıdır. Orada 1937 yılına kadar daha 671 bin kişinin daha Türkiye'ye giriş yaptığı